Evet, Kırıkkale'nin en eski kuşçusuyla baş başayız. He. Sizi tanıyalım. İsmi Mustafa. Mustafa? Konya'da. Konya'da Mustafa diyorum. He, Konya'da Kırış diyeceksin. Peki, nasıl başladınız Mustafa Bey bu işe? Ben 6 yaşında başladım, 6 yaşında. 6 yaşından beri yapıyorsunuz. He, yapıyorum. Daha hala besliyor bana. Nasıldı bu kuş sevgisi, nasıl ya, bize biraz anlatır mısınız? Kuş oynarsa zevk orada. Evet. Oynamazsa tadı yok, kuş oynayacak. Kuşu seveceksiniz. Ya seveceğim, kuş karşıdan açılacak. Evet. Gelirken gaz kuyruğa kapatıp gelecek, gezecek, evi terk edecek. Ya. Kuşun peşinde dolaşacaksınız siz. Yok, oturacağım, kuş kendi gelir. İzleyeceksiniz. Kendi gelir, çöker oraya gider. Peki iyi bir kuş nasıl tespit edilir? İyi bir kuş havada belli olur. Havada belli olur. Attığı zaman. Evet. Gezmeden, yumurta sıkmadan belli olur. Peki bu güvercin ama niye kuş deniliyor? Ya bu kumes kuşu. Kumes kuşu bu. Oyun kuşu. Hayvan olduğu için. Evet, kuş kuşu. Oyun kuşu. Oyun kuşu. Oyun kuşu. O bilirim. Ben sevmem. Dünyanın huzurusu olsun. Peki çocuklarımız günümüzde plastik oyuncaklarla oynuyorlar. Onun yerine aileler güvercin alıp evde besleyebilirler mi? Tabii tabii, o daha iyi. Nasıl yapmaları lazım o zaman? Niye bileyim, suyunu verecek, kapıda gezecek. Konyalı Mustafa'yı pazarda bulmaları lazım önce. İşin sırlarını bir anlatacak değil mi? Tabii işin sırları işte. Getiriyor, satıyor, satamazsın götürüyor. Günlük nasıl, beslenmesi nasıl kuşların? Kapıda yayıyorum ben. Yayıyorsun. Yayıyorum. Otunu yiyor, çimeni yiyor, yemini yiyor, kumunu, toprağını yiyor. Şimdi denene vuruyorum, kaldırıyorum. Şimdi senin bugün sattığın kuşların var. He. Biraz tanıtır mısın bize Mustafa abi? Ve özellikleri var mı mesela? Oyun kuşlarım. Boz var, dumanlı var. Bir tanesini eline alıp bize bir anlatır mısın mesela? Mesela bu kuşumuzun özelliği ne? Bu kuşun özelliği bu boz erkek. Kalktığı zaman oynar. Hı-hı. İki saat uçar. İki saat uçar. 25-30 lira yapar. 45-50 taklarına gider. 45-50 takla. Tabii. Bu takla atması her güvercinde yok değil mi? Ya kuşun iyisi inekle harmanlar yenekene. Evet. Bazı kuşlar şeyle yaylanır, bazı da harmanlar şeyle. Bu takla güvercinin kendine has bir özelliği mi yani? Tabii özelliği. Her güvercinde yok mu öyle bir şey? Her kuş öyle yapmaz. Bir de Mustafa abi aramızda kimse duymasın. He. Bazı insanlara taklacı diyorlar, bundan mı geliyor acaba? Olabilir tabii. Hem böyle yalan söyleyen, kandıranlara taklacı diyorlar. Şimdi ben bir şey, buradan mı geliyor? Mesela bir şey değil mi? Buyurun. Bak, horucu, kuşçu, avcı bek yalan söyler. Bir daha söyle. Horucu, kuşçu, avcı bek yalan söyler. Horucu, kuşçu, avcı. Bak. Evet. Bir attım, dört keklik vurdum. Nereden vurdun dört keklik yani? Bir atışta dört keklik. Geçiyor, oraya geçiyor. Evet. Bak yine, bak yine söylüyor bak. Kuşçu, bak. Kuşçu, horucu, avcı. Bunlar yalan söyler. Evet. Bu kuş işini yapmak isteyenlere bir mesajın olacak mı? Belki kanalımızda izleyecek, diyecekler ki ben bu kuş işine özellikle gençlerim başlayacak. Nasıl başlayacak? Abi iyi kuş ararsın, beni bulacak. Ben baş kuşçuyum ben. Konyalı Mustafa'yı bulacak. Kırıkkale'ye gelecek. Kırıkkale'yi bulacak. Ben ona evden vereceğim, bir çift vereceğim. Beğenmezse geri getireceğim. Evet. Garantini vereceğim. İşin ustası, erbabı burada çünkü. Evde kuşları. Evet. Ona damızlık. Damızlık diyorsun. Vereceğim, bir çift götürecek. Evde yenge çocuklar ne diyor bu işe? Ben bekarım. Bekarsınız. Kuşlarımla beraberim diyorsun yani. Kuş bir odada yatıyor, ben bir odada yatıyorum bana. O kadar sevgi yüksek. Seviyorum abi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun, Kırıkkale'den haberiniz olsun.